Bir çünkü bakalım valla meraktan soruyorum. Sabahtan beri buz yememiş kadın. Bugün Meral Hanım, su da alabilir miyim rica etsem? Birleşik mi onlar? Evet, birleşmişler abi. Diğer yarışmacılardan da isteyeceğim mi? Hatır hatır ve yala. Yala yetki. Afiyet olsun. Oh, afiyet olsun. Bademciklerine falan dokunmuyor değil mi? Ama her yerdeki buzu da yeme. Ekstra bazen... su koymamı ister misiniz? Su ister misiniz? Buzun içine mi? Yok. Yutması buzunu için. Sade mi alırsın? Artık içine meyveler falan koyup donduruyor. O büyük kalıplar var. Çok güzel oluyor top top kalıplar falan. Ben almadım ama. Siz su istemiş miydiniz? Olur hemen, yani. Hemen gidelim. Ebru'nun buzu araya girince diğerlerinin suyu kaynadı. Yani hanımefendi siz buz yerken yemeğin tadını alabilecek misiniz gerçekten? Evet, ağzın içi buz gibi alıyorsun. Kutuplara döndü o ağzı. Yani, hayır alıyorum. Ağzınız şu anda uyuştu. Yani buzla. Ağzında doğru. Yani, ağız uyuşması. O kadar alışkanlık yaratmış ki artık bende. Yani hiçbir şekilde etkilenmiyor. Damağını da bir temizlemiş oldu. Yemek aralarında ye. Hayır normalde. Sorbe yenir ya. Evet. Sadece. Vallahi enteresan. Gerçekten. Benim su ihtiyacımı da karşılıyor zaten. Ama şu buz yemek de bilemedim. Dikkat etsen. Siz de böyle ne bileyim artık bir parça limondu, bir parça bir şeydi. Yanında bir tatlandırıp getirelim. Bir böyle bir kalıba atıverin. Güzel olur. Çok moda şimdi. Tatlandırmak derken? İşte Zuhal Hanım dediği gibi işte yanına bir limon vesaire gibi. Buzunuzu nasıl alırsınız Ebru Hanım diye? Ya o zaman ama herhangi bir tat alabileceğim. Peki şimdi o çorbadan iç bakalım yemeğin tadında hani bir değişiklik var mı? İlk sen buz yemeden tattın gördüm çünkü gözlem yaptım özellikle senin evet. için. Bakalım hani bir farklı daha mı güzel gelecek belki daha güzel gelecek. Sorbe verirler ya yemek aralarında damak temizleyici yani. Tatlar ayrıştık. Mutfağa girecektiniz. Aa buz gelince mutfak gitti. Buzu görünce unuttunuz. Neyse girer bilahare. Demek ki çok da önemli değilmiş mutfak. Demek ki buzla tavlayabiliyormuşuz. Nasıl yani? Ebru'nun. Yani unuttuğunuza göre mutfağa çok da önemli değilmiş. Hayır o esnada Zuhal Hanım'a da herhangi o bir takıntınız varsa vardı. Zaten çoktan girmiş olurdunuz. Zuhal Hanım'ın lafını kesip de mutfağa gidemezdim değil mi? Enes isminizi unuttum pardon Hakan Beyciğim. Hakan Beyciğim. Peki bir çorba yorumu alalım diğer konulara tekrar bir gireriz. Özlem seninle başlayalım. Ben çorbayı beğenmedim Zuhal Hanım. Sebep? Soğuk servis edilmiş. Ben sıcak seviyorum çorbayı. Bir de eti sanki böyle şey ağzımda bir nasıl anlatayım? Yani yutamadım direkt eti. Pişmemiş mi? Ya pişmiş ama böyle ya lastik gibi derler yani ya. Nasıl lastik gibi tadımı olabilir? Tadımı da beğenmedim. Yani. Zaten içmediğim bir çorbaydı daha önce. Yani, ilk defa etini yiyorum şu anda. Eti ben bence çok bir sorun yani, değil. Pişmiş. Mükemmel derecede pişmiş. Bilmiyorum, bunun daha fazlası gayet yumuşak bunun ama. Bunun daha fazlası yani et dağılır. Yani bütünlüğünü koruyamaz. Yani bundan tuzu daha da fazla çok iyi değildi. Olamaz yani. Bence tek sorun eti değil Enes Bey. Evet. Tuzsuz gerçekten. Evet, tuzsuz o ayrı. Bir de hani de biraz daha sıcak ben de beklerdim. Bir de bamyaların çok iyi temizlendiğini düşünmüyorum. O tüyü boğazına geliyor ve şu üst kısmı da birazcık çiğ kalmış açıkçası. Evet. Aa. Yapma ya. Yani biraz daha böyle kıtır kıtır geliyor. Belki bana öyle denk gelmiştir bilemem ama Allah. O tüy kısmı kesinlikle boğazımı kaşındırdı ve su içtim hatta. Yani senin şu an bamyayı yiyorum Hakan Bey. Yiyor şu an yiyor. Canlı canlı yiyor yani gözümün önünde. Bamyanın özelliği zaten biraz tüylü olmasıdır. İşte onun daha iyi böyle temizlenmesi. Temizlendi. Bu, bir de birazcık daha yumuşak olması lazım izlerken bence. İzlerken göreceksiniz. Bunları pişirmeden önce bu iki aşamalı bir yemektir. İlk önce bamyalar temizleniyor. Bamyalar ayrı bir tencerede kaynıyor. Eti düdüklüde pişiriyoruz. İlk önce mühürledik. Daha sonra bunları harmanlıyoruz. Yani ana yemek zorluğunda bir çorba sundum sizlere. Şöyle söyleyeyim. Zaten Ebru da onu dedi. Gerçekten. İşte şu anda siz de ağzınızla beraber bu zaten çorba olmadığını bize söylemiş hayır, oldunuz. Hayır çorba olmadığını olur mu? Ebru çünkü biraz evvel onu tartıştılar. Evet. Bu ana yemek dedi. Bunu çorba değil Türkiye'nin dedi. Türkiye'nin hangi yöresine giderseniz gidin. Bu çorbadır. Ben yani o konuda hak ediyorum. Yemeği de vardır. Bir nohut olması gerekiyor. Yemeği ben de vardır. Sizden nohut, duydum. Nohut kesinlikle yok. Ben nohut nohut kesinlikle yok. Nohut koyulması gerekiyor. Ben de duymadım nohut. Siz kanalınıza böyle tavsiyeler mi veriyorsunuz? Evet. Nohut bunun içinde ben hiç görmedim. Şöyle söyleyeyim. Biraz araştırma yapacak olursanız bu yemeğin hiç içerisinde... Hiç ben o konulara girmem niye, de. Niye araştırma yapacağım? Neden? Bence kendinizi geliştirmiş olursunuz bu anlamda. O sizin kanalınızda mı? Bunun içinde ben nohut ilk defa duydum. Bu benim kanalımda değil. Bu genellikle bazı yörelerde de aynı şekilde nohut koyulabilen bir yemek. Ebru Hanım ben lafınızı kesiyorum. Çorba. Bir saniye yani biz Afyon Konya yöresinde tamam mı? Evet. Bu oranın yöresel bir yemeğidir. Biz Afyon'da kesinlikle buna nohut koymayız. Ben de ilk defa. Bamya biraz tüylü olur.
Etlerde gerektiği gibi Ebru'ya pişmiş sorayım. Bence. Sana bir tüy geldi mi? Et lastik gibi geldi mi? Tuzsuz geldi mi? Bana göre limonu çok az. Limon hiç yok. Ekşilik oranı birazcık hiç daha yok. Ekşi olması gerekirdi. Doğru. Sarımsak hiç yok. Hepsini sarımsak ekledim. Tadı alamadım. Hiçbir şekilde sarımsak tadı alamadım. Vallahi. Artı çorba dediğiniz bu kadar koyu bir kıvam olmaz. Daha böyle bir... Kıvamı biraz tam yerinde. Hayır. Kıvamı tam daha yerinde. Bir tık daha sıvı olabilirdi. Yani çekti mi bir beklerken bir acaba? Bir tık fazla. Çok bamya koymuşsun. Evet. Yani tencereden koyarken o bamya ile suyunu yani böyle taneli çorbalarda, sebzeli çorbalarda su ve tane dengesini sizin ayarlamanız lazım. Biraz suyunu az koymuşsun, bamyası fazla olmuş. O konuda haklılar. Evet. Koyu geldi. Lezzeti yani nasıl? Lezzeti nasıl? Ya lezzeti. Yemek olarak, eğer yemek olarak değerlendirilmiş. Yemek değil, çorba olarak değerlendirilmiş. Ama ben bunu çorba şu anda çorba olarak değerlendiremiyorum çünkü bu çorba değil. Ebru Hanım, beyefendinin menüsünde bu bir çorba diyor. O zaman onu araştırarak koyacağız. Ya siz de araştırarak, siz de kendiniz bir araştırın insanlara kanalda faydalı bilgiler veriyorsanız. Ben araştırmama gerek yok. Ben zaten literatürde bu bir çorbadır. 2 kere 2 4 ise bu da bir çorbadır. Ya arkadaşım, boş boş yorum yapmayın Allah aşkına arkadaşım, ya. Ben de beğenmediğimi zaten söylüyorum yemek, size. Beyefendi koruma amacında söylemiyorum. Yemek ama koruyamaz, bu bir yemek değil. Ebru Hanım bence objektif olmanız gerekiyor. Siz buzu yerken herhalde tadını alamadınız. Alakası çok doğru bir yani kesinlikle yaptığınız yorumlar birbiriyle bağdaşmıyor. Nasıl tamam, ben yorum yapmak için bir limonu yorum yapıyorsunuz diyorum, gibi geliyor bana. Sarımsağı yok diyorum, çok koyu diyorum. Siz size şarkı söylemeye devam edin. Yani bu yorum size göre şimdi değil. Şimdi yani nasıl ispatlayabilirim ki sarımsağını, limonunu kattığımı size? İzlediğiniz zaman göreceksiniz ve hadi siz bunu söyleyin çünkü diğer yorumlar hiç tutmuyor yani. Ne gibi tutmuyor acaba? Eksik yorum var. Ebru Hanım, bu bir çorbadır. Nohutu ben ilk defa sizde şimdi buraya. Sen kabul et ya da etme. Ya. Menüde çorba olarak yazılmış ve gelmiş. Biz bitti. De o şekilde değerlendireceğiz. Tamam, ben de o şekilde değerlendirmeyeceğimi ifade ediyorum. Ve beğenmedin mi? Beğenmedim, evet. Hanımefendi, menüde çorba yazan şeyi nasıl öyle bir değerlendirmiyorsunuz? Benim aklım almıyor. Değerlendirmiyorum çünkü benim bu için size kalmış bir şey mi? Bu kime göre, neye biz, göre? Bize senin kalmış bir şey çorba, mi? Benim için değil, Türkiye için bir çorba. Böyle bir çorba var ama. Benim için çorba değil. Evet, bak şimdi yuvalama da bir çorbadır. Ama yemektir aynı zamanda. Enes Bey, ben sizden daha fazla koruyorum. Konuşsanız. Allah Allah, yani, Allah. Hanımefendi Allah, 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 Allah. Diyecek bir şey yok. Siz de konuşun. Elinden geleni, tamam, geleni tamam, yapıyor. Ben de beğenmedim bu arada. Elinden geleni yapıyor. Ben de yani beğenmedim. Yanlış anlaşılmayayım. Tamam. Ama bu o bir başka, çorbadır. O başka, savunduğun şey başka. Tabii ki. İçinde nohut ben ilk kez duyuyorum. Siz de yemeğiniz Allah aşkına savunmayın. Valla yani ne yapabilirim ki yani? Hani söylüyorum. Hala yemek yok. Neden bilmiyorsunuz? Yemek kanalınız varsa sizin daha iyi bilgi vermeniz gerekiyor. Demin ona geldim tamam, işte. Tamam, ben de onu söylüyorum. Hoş size. Geldin. Bu bir yemektir, çorba değil. Başımı ağrıtacaksınız siz benim. Tamam da Zuhal Hanım bile söylüyor yani çorba olduğunu, yöresel bir şey olduğunu söylüyorlar. Pardon, zaten yemek kanalınızda ne paylaşıyorsunuz acaba siz? Yani yöresel o zaman yemek yani siz takipçilerinizi yanlış yönlendiriyorsunuz yanlış yani. Hadi çünkü yani diyorum, bunun çorba olmadığını iddia eden birisi yani onun takipçisi nasıl arkadaşım, yani olabilir? Nasıl sizi takip koyuyor edip de yani malzemesi yemek tarifi alıyorlar sizden. Siz nereliydiniz? Hayret ediyorum yani. Siz nereliydiniz? Afyonluyum ben. Bu sizin de bir yöresel çorbanız. Tabii ki yöresel. Bunun içinde nohut olur mu? Nohut kesinlikle kaç olmaz. Kaç yaşındasınız, çok affedersiniz? Ben 39 yaşındayım. 39 yaşında bunun içinde nohut görmediyseniz ben hiç ve beyefendinin yöresel çorbasıysa ve menüde de çorba diyorsa boş boş yorum yapmayın. Siz yanlış tarife bakmışsınız. Ben aynen tarife öyle bakmıyorum çünkü bunu yok. Arife tarif gerekiyor. Ebru Hanım keşke. Benim annemler yapıyor. Peki pardon, bir de Meral'in yorumunu alayım. Yani ben genel olarak çok kötü diyemem. Ancak et daha iyi pişebilirdi ve tuzu eksik kesinlikle. Beğendiniz İçine, mi? Ya fena değil. İçine nohut koysaydı eğer. Eline zaten sağlık, çiçek bamya. Fena ederim değil, çok yuvarlak bir cümle ama. Devam ediyorum, bölmeyin. Nohut da zaten iri olacak, pişince de şişecek, neredeyse bamya kadar olacak. Çorba tabirinden daha da çıkmış olurdu o zaman. Gerçekten bir yemek kıvamı alırdı. Yani başlangıç için tercih eder miyim? Etmem. Hele ki kış sebzesi. Hakan Bey devam ediyor musunuz? Teşekkür ederim. Sebze. Elinize sağlık. Daha iyi bir sebze tercih edebilirdi bence. Daha iyi bir çorba tercih edebilirdi. Sen seçimi de yanlış diyorsun. Evet, teşekkür seçimi ederim de yanlış. Kışlık bir sebzedir diyor. Şöyle bence seçimi yanlış. Çorba başlangıç olarak menü, seçilir. Menü pideneli bilmiyorum ama et. Hani çok et. Daha böyle fresh bir başlangıçta yapılabilirdi. Hı hı. Hani başlangıç. Çünkü güveçli yoğun köfte. Yoğun bir çorba olduğu konusunda. Kışı mı? Evet. Fikirim açıkçası tabii ki. Yani etiydi, bamyasıydı, salçasıydı, soğanıydı. Eyvallah. O doğru ama bu bir çorba. Ben nohut içine girdiğini bilmiyorum. Ebru Hanım tamamen yorum yapmak için yapıyor. Yani bir şey bildiği yok. Yani tamamen dikkat çekmek için, takipçilerini arttırmak için gelmiş buraya. Yani kesinlikle yeme alakası yok yani. Etli bamya çorbası hala söylemiş olduğum gibi o bana göre bir çorba değil, bir ana yemekti.